Tekrar hoş geldiniz Hoş diyorum. bulduk. Hair Ajans firma sahibi Güven Arifoğlu. Biz bugün bizlerle birlikte saç dökülmesine dair saç problemlerimizi konuşacağız. Saç dökülmesinin sebepleri, saç ekimi, bütün detaylarında bunları öğreneceğiz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Biraz Teşekkür kendinizden ederim. bahsedin. Tekrar biz konuşuyorduk ama ses problemimiz varmış. Tamam. Şimdi Şimdi iyi uyardılar beni. galiba. Değil mi? Şu anda iyi. Şu anda normal ses geliyor. Güven Arifoğlu ismim. Yaklaşık 17 yıldır saç ekimi sektöründe hizmet veriyorum. Ama bu sektöre girişim aslında biraz zorunluluktan dolayı oldu. Türkiye'nin ilk sağlık programı yapımcısıyım. Bu programları yaparken genç doktorlar diye devamında bazı programlar da yaptım. Birçok dalda doktorları yayınıma konuk olarak alıyordum. Saç ekiminin dikkatimi çekmeye başlamıştı. Çünkü ben de bir kel adaydım. Evet. Uzun Birazdan zamandır. göreceğiz zaten. Önceki resimlerinizle birlikte Onu göstereceğiz. hemen gösterme, biraz konuşayım çünkü insanlar yayını kapatmasınlar. O neymiş diye. Aynen. Çünkü gerçekten çok bir kelliğin kitabını yazmıştım. Kelliğin Google'daki anlamı neyse bunun belki 4 katıydı benim saçımdaki şey. Yani İstanbul 3. Havalimanı gibi belki Türkiye'deki Konya Ovası gibi açık olan bir kafam vardı. Ha ben mutluydum aslında. Yani kelken de mutluydum. Kelken de kendime olan güvenim vardı ama saç ekimi piyasasına girdiğim andan itibaren beni tercih eden yani hizmet verdiğim danışanlarımın psikolojisini anlamama daha yardımcı oldu aslında kel Yani tarifi. tabii ki, tabii ki. Sonuçta Evet, içinden geliyorsunuz. öyledir. Sizden hizmet isteyen insanın psikolojisini projelendiremezseniz ortaya güzel bir sonuç çıkmaz. Aslında kel halimle de karşı tarafın psikolojisini anlıyordum çünkü bize saç ekimine gelen insanlar saç dökülmesini veya kelli kısmını çok kafaya takmış olan insanlar ve büyük beklenti içerisinde olan Tabii ki, insanlar. tabii ki. Saç ekimi firması veya ekime araştırma aşamasındayken veya bu nasıl yapmam gerektiği ile ilgili araştırma aşamasındayken ilk bakacak olduğu sosyal medyada veya Google'da değişik değişik çözüm önerileri var, değişik değişik bilgiler var ki inanın bana her hastalıkla alakalı bile öyle. Yani bir en basit bir nezleyi bile Google'a yazdığınızda oradan Kesinlikle. çıkan sonuçta dersiniz ki herhalde bir hafta sonra öleceğim. Yani Kesinlikle. Böyle bir problemimiz gerçekten var zaten genel olarak. Hepimizin böyle bir problem var. Hani bir gün başınız ağrıyor, yazıyorsunuz baş kanseri olabilirim. Ya tabii bir yani sorun yok. beynimde tümör var. O Aynen. yüzden hani ben kel halimdeyken bu saç ekimi sektöründe Türkiye'de güzel bir noktaya geldim. İnsanlara doğruları anlattım, gerçekleri anlattım. Ama kendimi çok geliştirdim, çok eğittim, çok okudum. Benim şöyle bir yapım vardır. Benden bir gün daha fazla bu işte olan kişilerde benim hocam sayarım. Ve onlardan daha fazla bir şeyleri öğrenme amacım vardı. Bu sadece Türkiye için değil. Yani ben İngiltere'den de araştırdım. Hollanda'dan da, Fransa'dan, Amerika, Kanada. Saç ekimiyle alakalı dünyanın neresinde olursa olsun farklı uygulama, farklı hasta türleri, farklı kadın erkek yaş aralıklarındaki bütün komplikasyonlarından işte ekim anındaki kullandıkları sistemlere kadar her şeyi derledim, toparladım. Kendimde de biraz güven baba ödülünü kattıktan sonra kendi hastalarıma burada denemeye başladım. Çok şükür hakkımızda sıfır şikayetle güzel sonuçlar, doğal sonuçlar, başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Evet, biz de açıkçası Hair Ajans'ın başarılarını duyuyoruz zaman zaman. Hair Ajans deyince zaten insanlar internetten de araştırabilir. Bir güven markası, isminiz gibi bir güven markası ortaya çıkıyor. Biz en başa saralım isterseniz, en baştan başlayalım. Saç dökülmesi problemleriyle başlayalım. Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? Bunlar hakkında bir konuşalım. Şimdi saç dökülmesini de birkaç başlıkta toparlayabiliriz. Bunlardan ilk birinci faktör genetik dökülme. Yani genetiğinizde, DNA'nızda o kodlanmışsa onun önüne geçebilme durumu yok. Yani belli bir yaşa kadar o saçların tamamı sizden gidecek. Bunun dışında özellikle kadınlarda hormonsal değişiklikler, B12 vitamini eksikliği saç dökülmesinin çok büyük faktörlerin başında geliyor.
Ya bunlar aslında vücudun genel yapısıyla alakalı bir şey. Evet. Yani genetik dökülme tamam o kodlanmış, onun önüne geçemiyorsunuz. Hormonsal değişiklerde mecbur zaten o yaş aralıklarında oluyor. Ama bir de tabii her şeyi de bunlara bağlamamak gerekiyor. Bir de bizim kendi elimizde, kendi aklımızla, kendi fikrimizle veya sağdan soldan duyduğumuz kulaktan doğma bilgilerle veya önerilerle hızlandırma aşamamız var. Yani ben şunun altını çizmeye çalışıyorum. Genetik de olsa, başka vücutsal bir problemlerden de olsa bir saç dökülmesi başlayacaktır. Saç kökleriniz zayıflayacaktır ama bunun belli bir süresi vardır. İşte 40 yaş, 45 yaş, 35 Evet. yaş gibi. Ama çevresel faktörlere ve az önce ifade ettiğim bu kulaktan doğma yanlış bilgilerle biz bunu 18-19 yaşına indirdik ne yazık ki. Ne Evet. oldu? Kullandığımız şampuanlar, kullandığımız deodorantlar, kremler, bunların tamamı kimyasal içerikli ürünler. Yani ama biz Yani millet olarak piyasadakilerin tamamı diyebilir miyiz? Kimyasal valla içerik. %99'u diyebilirim. %99'u diyebilirim çünkü bunu dememdeki sebep de bu konuda da çok iyi araştırma yaptım. Çünkü kendi adımda bir şampuan da yaptığımız için ben biliyorum bunu. Çünkü yani milyon eurolar, milyon dolarlar verilerek oynatılan bir sanatçı veya bir sporcunun üzerinden insanların aklını çelenerek satın aldırtılan bir şampuanlar var. Böyle olunca da ne oluyor? Saç derisinin kopmak üzere veya kopmaya yüz tutmuş olan bir saç telini veya saç kökünü, saç derisinin biraz daha kimyasal maddeyle saçlarınızı yıkadığınız zaman daha hızlı bir şekilde saç derisini tahriş ederek hızlandırıyor, zayıflatıyor. Şimdi bir şampuan %100 kepeği önler diye reklam çıktığı zaman insanlar bunu alıyor ama spatula gibi saç derisini kazıtarak derinin tamamını attırdığı için aslında kepeği önlemiş gibi gözüküyor ama saç telleri yavaşlıyor doğal olarak. Yani bu bizi dinleyen herkes, izleyen herkesten bu kimyasal içerikli şampuanlardan bir kere uzak dursunlar. Kimyasal. Bunu da niye söylüyorum? Çok basit bir örnek vereyim, herkes anlayacaktır. Şöyle biz şu anda üçüncü nesiliz. Bizim anne babamız ve onun anne babaları. Yani dede ve nenemizin saç dökülmesi var mıydı? Yoktu. Yok. Evet. Çünkü siyah, kara sabunla yıkıyorlardı, yeşil sabunla yıkıyorlardı gibi gibi değil mi? Evet. Ve doğal besleniyorlardı. Organik besleniyorlardı. Anne babamızda hafif seyrelmeler başladı ama üçüncü nesil olan bizde 18 Biz. yaşında kellik başlıyor. Evet. Sebep? Çünkü o dönemde o şampuanlar yoktu. O dönemde o televizyonlarda o reklamlar yoktu. Devamında o dönemdeki organik besinler şu anda yok. Tamamı Kesinlikle. genetiğiyle oynanmış, tohumuyla oynanmış besinler şey yapıyor. Fast food kültürümüz var. Ne yememize ne içmemize dikkat ediyoruz. Bir de şampuan, sprey, jöle eşittir Evet. sorun. Daha da hızlandırdık yani kel olma sürecini, saç Tabii kel dökülme olma sürecini sürecini. hızlandırdık. Yaş aralığı yani 16'ya kadar düştü. Bana öyle fotoğraflar geliyor ki danışanlarımdan gerçekten içim kan alıyor. Yani görüyorum ve eskiden bir kellik ön taraftan başlardı. Yani şuradan böyle başlardı. Adamın ense kısmı bile açılmış. Yani düşünebiliyor Evet, musun? Ense evet. bölgesi bile komple açılmış. Şimdi saç, Güven baba bana saç ek dediğinde malzeme yok ki ben nasıl sana saç ekeyim? Bir de Yani. öyle bir problem var. Birazdan onları da sorarsınız bana. Tabii ki onları da geçeceğiz. Saç dökülmesiyle ilgili konuşalım. Bunu engellemek için biz elimizden bir şey gelir mi? Hani dediniz Gelir. Gelir. Elimizde şöyle yani genetik dökülmeyi engelleme diye bir durumumuz yok. Onda öyle bir teknolojimiz gelişmedi. sadece Ama yavaşlatma, yani hızlandırmama diyelim. hızlandırmama ve yavaşlatma. Şimdi şöyle genetik dökülme herkeste olacak diye de bir durum yok. Yani etrafınıza baktığınızda anne tarafı kel, baba tarafı kel, çocuğun kendisi de saç yok. Bana geldiklerine diyorum ki herhalde hastanede karıştırmışlar seni. Evet, Yani evet. herkeste aynı etki gösterecek de bir durum yok. Ama genel anlamda bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim tezimdir. Bu bilimsel bir çalışma değildir ama ben bu yeteneğime istinaden söylüyorum. Şimdi bazı firmalar, özellikle şampuan firmaları, Amerika'da ve Avrupa'da satışları yasak ya da formülleri Türkiye'deki gibi değil. Orijinal formülü Avrupa'da, Türkiye'de çok rahat bir şekilde bu şampuanı piyasada satabiliyorlar. Bakın Türkiye gibi genç nüfusu fazla olan bir ülke dünyada çok azdır. Genç nüfusu fazla ve kafası Evet, çalışan bir nüfus. evet. O yüzden Avrupa Birliği bizi biraz istemez. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde yaş oranı çok yüksektir. Bizim nüfus oraya gittiği zaman bütün
sektörleri ele alacaklarını bildikleri için ki koronavirüs aşısını bulan da zaten Türk doktor biliyorsunuz. Ama bir ülkenin genç nüfusunu yani bu ülkenin yarın öbür gün sizin başınıza ekonomik ve yani ticari olarak ya da silah gücü olarak yarın öbür gün karşısına çıkmasını istemiyorsanız artık ekonomi savaşlarıyla bir ülkeyi batıramazsınız. Türkiye gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri artık bununla yapamazsınız. Ne olacak o zaman? Genç nüfusunun moralini bozacaksınız. Peki genç nüfusun 18 yaşındaki bir kişi, bir erkek çocuğunun saç dökülmesini hızlandırırsanız, kesinlikle, kelleşme başlarsa, o adamın saçıyla ilgili problemi olduğu zaman bir kız arkadaşıyla tanıştığında veya karısı baktığında ilk bir özel yaşantısında bir kızla tanıştığında önce saçına bakacak, sonra gözlerine bakacak. Adamın pat morali bozuldu. Ne oldu? Saç dökülmeye başladığı zaman iş yaşantısı, özel yaşantısı ve aile yaşantısında sıkıntılar olmaya başladı. Özgüveninde dahi bazı insanları etkileyebilir mi yani bu konuda? Özgüveni aşağı doğru ibre gösterdiği andan itibaren o kişinin hiçbir şeyinden artık medet ummayın. Anladım. Ne oluyor? Bu sefer de o bazı ülkeler amaçlarına ulaşmış oluyorlar. Ama bizim gibi memleketini, devletini seven iyi ki insanlar var. Biz de bunlara karşı genç kardeşlerimizin bile saç dökülmesini durduracak bazı önlemler aldırtıyoruz. Az önce sordunuz, nasıl yavaşlatabiliriz diye. Evet. Şimdi saç kökleri kanla beslenir. Ama vücut sadece saç kökü için üretmez bu kanı. Yani tırnağından beyine kadar, yani bütün vücutta 24 saat devir daim yapan bir kan sistemimiz var. Ama bu kanın içerisindeki bazı vitamin, mineral ve hormonsal oranlar saç köklerini doğal olarak etkiliyor. İşte bu oranların artırılması gerekiyor. Yani bu oranlar artırıldığı zaman saç kökleri doğru beslenir. Saç kökleri doğru beslendiğinde yani 35 yaşında yaşanan 35-40 yaşında yaşanacak olan hafif açılma seyreklikleri bile uzatılabilir. Ve devamında da zaten saç ekimi diye bir çözümü var. Kesinlikle. Yani en son durum bu yani. Evet. Saç ekimi demişken saç ekimine de girebiliriz. Saç ekimi konusunda onda daha da bilgilisiniz. O konuda uzmanlığınız daha da iyi. Saç ekimi öncelikle işte sormak istiyorum. Saç ekimi herkese yapılabilir mi? Kimlere yapılabilir saç ekimi? Hani her saç ektirmek isteyen bir kere yapabiliyor mu? Saç ekimi şöyle. Yani 18 yaşından itibaren 67 yaşa kadar yapılabilir. Ama orada şöyle bir şey var. Ben mesela bunu 18 yaşından biraz yukarı çektim. Yani 27 yaşla 67 yaş arası. 20 çekmemdeki sebep şu. Şimdi 18 yaşındaki, 20 yaşındaki saçları ön hattı dökülmüş olan bir kardeşim bana saç ekimi için başvurduğu zaman ben ona şunu anlatıyorum direkt. Ve bütün saç ekimi firmalarında bu dürüstlüğü sunmasını istiyorum. Evet. Şimdi ön hatta bir açılma var. Ekilen saç kökleri dökülmeyecek. Tamam, onun garantisi var. Çünkü genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip ense bölgesinden. Yani donör bölgesi, ense bölgesi. O bölge genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip ve buradan aldığımız için ekilen saç telleri dökülmeyecek. Ama eski saçlar dökülmeye devam edecek. O yüzden bu saç köklerinin, yani dökülecek olan saçların artık dökülme kısmını yavaşlayacak yaşlar 27 yaşından sonra başlar. Ama bana 22 yaşında, 25 yaşındaki bir kardeşim bana başvurduğunda, bir danışanım, ben ona şunu söylüyorum. Diyorum ki güven abin olarak, güven baba olarak sana iki şık sunuyorum. Ya diyeceksin ki ben 22-23 yaşında saç istiyorum ama bir 10 yıl sonra bir seansla ekimi göze alacaksın. Ya da bekleyeceksin, hepsi dökülecek, öyle ektireceksin. Hani dökülen dökülecek. Tabii. Çünkü şöyle, ön hatta ekim yaptığımızda tepe bölgesi duruyor yaşımdan dolayı. Ön hatta ekim yaptık, orası dökülmeyecek bir daha. Ha. Ama tepe bölgesi dökülmeye devam ederse psikolojisi tekrar bozulmaya başlayacak. Yani orada iki seçeneği var. Ya tepe noktasındaki 10 yıl sonra ikinci seans ekimi göze alıp bana diyecek 25 yaşında saç lazım. Ya da tamamının dökülmesini bekleyip öyle ektirecek. Üst sınırdaki ise 67 yaş ise 67 yaşın üstünde artık vücutsal olarak kan dolaşım bozukluğu, şeker ve tansiyon gibi problemler olacağı için... Sağlık probleminden dolayı ekilmiyor değil mi? Hani çok sağlıklı biri olsa normalde ekilebilirdi. Sağlıklı biri olsa ekilebilir. Benim Almanya'dan bir hastam geldi.
Yani ben WhatsApp'la görüşmüşüz, fotoğrafa bakmışım, demişim ya en fazla 57-58 yaşındadır. Geldiğinde ben kimliğine hastanede baktım, 78 yaşındaymış Fahrettin abi, 78 yaşında ama adam göstermiyor. Ben de sadece hani bana attığı fotoğraflara istinaden ben sana İstinaden. saç olur olmaz dedim, yaşını da sormadım. Geldiğinde biz o gün saç ekimini yapalım yapmayalım mı diye böyle tedirginlik içerisinde oldu. Çünkü 78 yaş çok üst yaş, yani Üst yaş tam saç sınır. ekimi 67 en alt şey en üst tavan ama 78 yaş. Ve biz Fahrettin abi Almanya'da oturuyor. Ya biz kan değerlerine baktık. İnan bana 25 yaşındaki bir genç Benden oturmuş. sağlıklı çıktı. Sağlıklı çıktı çünkü adam zeytinyağıyla besleniyormuş. Haftanın 4 günü yüzüyor. Her gün 2-3 saat bisiklet kullanıyor. Sabah yürüyüş yapıyor, akşam yürüyüş yapıyor. Alkol ve sigara kullanmıyor. Şimdi biz Fahrettin abinin de bir ses kaydı attı bana saç ekimi yaptıktan sonra. Benim tüylerim diken diken olmuştu. Yani vücudumda hepatit B, hepatit C, HIV virüsü yani bulaşıcı hastalıkları yoksa, kalp damarla ilgili bir hastalığı yoksa ve kullandığı bir ilaç yoksa, şekerle ilgili insülin kullanacak durumda değilse saç ekimi yapıyoruz. Ama Anladım. bunların dışında saç ekimi yapmıyorum. Ama Türkiye'de böyle mi? Gelin görün ki böyle değil. Yani Mevlana'nın ne olursan ol gel kısmını ne yazık ki bizim bazı saç ekim firmaları saç ekimine uyguluyorlar. Ne olursan ol gel diyorlar. Yeter ki koy cebine euroyu gel. Ama Kesinlikle. hata yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Çünkü saç ekiminde Türkiye'nin çok güzel bir imajı var. Avrupa Onu da tarafından sormak bakıldığında istiyordum aslında. saç ekimi. Türkiye şu an saç ekimi konusunda, saç ekimi teknolojisinde hangi noktada? Hani Valla iyiyiz diye biliyoruz ama. şimdi şöyle, Türkiye bir kere sağlık sektörü konusunda dünyada çok iyi noktada. Çünkü bunun sebebi şu, biz biraz gösteriş meraklısı bir toplumuz. Yani biz teknolojiyi insanların sağlığına kavuşması için takip etmiyoruz Türkiye'de. Mesela Fransa'da, Almanya'da bir hastanede 1990 yılında alınmış olan bir MR cihazı eğer bozulmadıysa halen kullanırlar. Ama bizde yeni açılan hastane maşallah 7 yıldızlı otel gibi. Aynen. Bu sene hani bir cep telefonu çıkar, bu sene modası geçer, seneye bir daha alırsın ya onu kırarsın atarsın. Bizde de hastanedeki cihazlar bu şekilde değiştiği için Değişiyor. teknolojide Yeni biz model. 2 numarayız Türkiye'de. Ya Ama o saç ekimi ve estetik konusunda Avrupa'da birinci sırada, dünyada ikinci sıradayız. Evet. Çok iyiyiz yani. Çok Tabii. iyi. Gayet Ama iyiymiş. şunu söyleyeyim Mete Bey, bu birinci sırada imajı böyle devam ederse, yani insanların cebindeki parasına göre yalan yanlış bilgilerle ille de para kazanalım, ille de ticaret yapalım mantığıyla hastayı memnun bırakmamak, sadece para odaklı işlem yapmaya devam edilirse, bu 1 yıl 2 yıl sonra Türkiye'deki saç ekim rakamları aşağı düşecek. Böyle giderse. Maalesef, maalesef eğer. Bu merdiven altı saç ekim merkezleri diye bir tabir çıktı. Merdiven altı. Nedir bu? Bunu bir Ya açıklayabilir aslında misin? tabir olarak merdiven altı ama rezidansın 25. katında, bir hastanenin 4. katında. Şimdi şöyle bir şey, size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi adamın birisi bir terziye gidiyor. Bir örnek vereyim, dinleyicilerimiz daha iyi anlayacak. Bir Evet. kumaş pantolon alıyor. Kumaş pantolonu sadece paçalarını kapatacak. Terziye gidiyor, diyor ki ne kadar? O da diyor ki işte 140 TL. Ya pantolonun kendisi neredeyse bu kadar. Niye böyle bir şey diyor yani 140 TL? Yaptırmıyor. Tam dışarı çıkıyor, tekrar dükkana geri dönüyor. Kafasına takılıyor. Ya diyor ki sen niye 140 TL dedin? Bir öbürü 30 TL yapıyor. Diyor ki aslında 30 lira. Kardeşim sen az önce 140 lira demedin mi? Diyor ki aradaki 90 liralık fark tecrübe. Yani ben 40 bin üzerinde mutlu hasta operasyonu yapmışım. Hakkımda sıfır şikayet. Şimdi daha bininci, iki bininci, beş bininci hasta, saç ekim hastası yapan firmayla ben eşdeğer olur muyum? Benim ekibim 13 yıldır birlikteyiz. Benim ekibim tabiri caizse şimdi gözü kapalı saç ekimi operasyonuna giriyor çocuklar. Yani bizdeki tecrübeyle
daha 500 tane saç ekimi yapmış insanın tecrübesi bile olur mu? Ama sosyal medyada reklama girdiği zaman Facebook'ta ne oluyor? Benim reklamımı görüyor. Benim bir üstteki daha benden daha eski olan birisinin reklamını görüyor. Bir de onun reklamını görüyor. Ben bir belli bir fiyat skalam var. Ben bu fiyatı veriyorum. Adam aşağıda 3.000 liraya saç ekimi fiyatı veriyor. Daha bugün gördüm gruptan bizim çocuklara attım. Adam 2.950 lira diyor saç ekimi fiyatı veriyor. Ya bir akıllı telefon fiyatı 12.000 lirayla 18.000 lira arası iken yani bir telefonu kullanabilme süreniz nedir? Alo, sosyal medya, işte işlemcisi biraz hızlı olsun. Tamam. Teknolojisi güzel olsun. Ona da tamam. Ama eskiden bizim hani televizyonun bulunduğu vitrinler vardı ya böyle annelerimizin dantel yaptığı. Aynen. Şimdi öyle bir vitrine koy. Bir yıl sonra yenisi çıktığı için markası Evet. fiyatı Fiyatı da düşecek. düşecek. Ama ömrünüzün sonuna kadar sosyal yaşantınızı, aile yaşantınızı, iş yaşantınızı 180 derece değiştirecek olan bir saç ekimi fiyatı ucuz olmaz. Bir kere merdiven altı firmalarının çok çıkması demek ekonomide arz talep meselesi vardır ya. Yani Evet. bir arz oluşması için talebin de oluşması lazım. O yüzden ben bizi izleyen, bana danışan herkese şunu söylüyorum. Diyorum ki ne olur aklınızı başınıza alın. Yoksa aklınızı başınızdan alırlar. Yani saç ekimi basit bir işlem değil. Normal organ naklinden bir farkı yok bu işin. Çünkü bilgisayardaki bir Ctrl Z tuşu yok. 6 ay sonra benim saçım çıkmadı, ben memnun kalmadım, ne yapabiliriz dediğinde tekrar alıp yerine Pulları yerleştiremiyorum. geri al falan. Ya orijinal eskisi gibi bir orijinal ve doğallıkla bir saç sahibi olursunuz ya da yorulmuş tavuğa çevirirler. Bunun başka bir yani C şıkkı yok bunda. Anladım, anladım. Valla sonuçta bu da bir nevi bir operasyon, bir nevi bir ameliyat değil mi? Gerçi bu Organ süreci de nakli. soracağım, saç ekim sürecini ama yani sonuçta bir organ nakli gibi tabir ediyorsunuz. Sonuçta bu alınan graft kavramı diyorlar. Bu bir Evet, graft. bu nedir? Bunu bir açıklayabilir miyiz? Şimdi graftin anlamı saç dokusu. Yani ense Evet. bölgesindeki saç dokusu. Bunu bir şeye benzetin. Patatesin yumrusuna benzetin veya soğanın Saç patatesin vardır. kökü mü oluyor? Bizim Tabii reklamlarda gördüğümüz. taze soğanı topraktan çıkarttığınızda o ön tarafında şey vardır. Üstte soğan yapraktan olduğu kısmın Evet. altında kök vardır. Kökünde de böyle şeyler vardır. Graft kısmını buna benzettim. Yani buradaki doku, ense bölgesindeki doku. Graft'in anlamı bu. Bu doku birli olabilir, ikili, üçlü, dörtlü, beşli saç teli olarak algılanabilir. Bu dokuyu ense bölgesinden yanındaki dokulara yani mevcut saçlara zarar vermeden alınıp ense ekim yapılacak olan bölgeye doğru bir şekilde nakil edilmesi gerekiyor. Bakın bu saç ekiminin ağaç ekiminden hiçbir farkı yok. %99'u aynı. Yani iyi bir fidan yani bir ağacı böyle metrelerce yüksek bir ağacı oluşturmak ve bu ağaçtan meyve yemek istiyorsanız önce fidan kısmına gidelim. Cılız olan bir fidanı toprağa ekerseniz ondan büyük ağaç beklemeyin. 1 metre, Kuruma 1 metre. ihtimali de var zaten. Tutmama Nasıl? ihtimali de var. Tutmama ihtimali de var. Ense bölgesindeki kökü de orada alımı yapacak olan kişinin anlaması gerekiyor. Her kök kök değildir. Cılız olan bir kökü alıp ekmeni bir mantığı yok. Enseyi boşu boşuna açarsınız. Ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki saç ekiminde 5 mühendislik çalışması yapılması gerekiyor. Bunlardan birincisi ziraat mühendisidir. Ense bölgesindeki kökü iyi bileceksiniz. Yani Anladım. siz bir fidanı toprak analizini yapmadan şimdi cılız bir kere önce neydi? Cılız. Cılız fidan değil de sağlam bir fidan aldınız ama toprak analizini yapmadan ekerseniz de olmaz. Yani siz Tabii. dik köklü bir fidanı aşağı doğru kökünün hızlı gidecek olan bir ağacı siz sık bir toprağa ekerseniz o genetik olarak aşağı gitmek isteyecek ama toprak sık olduğu için Toprak büyümeyecek. bırakmayacak Ama kesin. yayvan bir köklü bir fidanı da siz yumuşak toprağa ekerseniz ilk rüzgarda yıkılacak. Ben çocukluğumda Artvin Şavşatlıyım ben. Çocukluğumda ben dedeme kızardım rahmetli dedeme. Derdim ki ya niye ağaçları aynı bahçeye koymadığında farklı farklı yerlerdelerdi. Değil Şimdi mi? anlıyorum. Çünkü İşte. her ağacın farklı bir kök sistemi var. Yetişme şeyi var. Kuzey cephesi, güney cephesi, toprak yapısı gibi gibi. İşte
Mühendislik çalışmasında iyi bir ziraat mühendisi olacaksın saç ekimine. Önce ensedeki köklerin hangisini alıp almayacağına karar vereceksin. Sadece enseden mi alabiliyoruz? Mesela saçı vücudun herhangi bir yerinden alınamıyor mu? Genel pazarlama açısından göğüs kısmından alan da var, sakal altı kısmından alan da var. Bana sorduklarına ben şöyle diyorum. Bunun adı ne diyorum? Diyor ki abi bunun adı sakal. Yani Sakal. tel. Göğüstekinin adı ne diyorum abi? Kıl. Buradakinin adı ne? Saç teli. Kardeşim diyorum zaten kendi cevabını kendin verdin. Yani bir işe yarayacak olsa burada büyür. Bir işe yarayacak olsa sakal da büyür. Ki burası sert. Yani Aynen. eğer bir saç ekimi yaptıktan sonra eve gittiğinde vilada yerine hanım seni süpürge olarak kullanmak istiyorsa sakal altından ekelim. Yani buradaki sertliğin neyse burada da öyle çıkacak. Ve buradaki de çıkmayacak. Ama ben nasıl kandırayım? Yani Yapanlar var mı mesela sakalı alt bölgelerinden alıp da ekenler var mı? Var. O yapılıyor ya. Komple alıp eken var. Ya Mete Bey, ekim bittikten yarım saat sonra aynada ben sizin her tarafınızı kapattım diyelim. Komple açıksınız, kapattım. Ama 6 ay sonra ortaya çıkacak olan bir yalanı benim size anlatmamın bir mantığı yok ki. Çünkü ortaya çıkacak, çıkmayacak. Ya insanlara ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki ya normal hayatınızdaki mantıkla gitseniz de sana karşı taraf diyorsa ki ben göğüsten alıyorum ona desene kardeşim bir şey yarasa göğüste çıkar. Göğüste uzar. Değil mi? Yani göğüste uzamayan bir saç kıl kafaya geldiğinde nasıl uzayacak? Kesinlikle. Kesinlikle. Ama insanlar işte az önce dediğim o birinci sıradaki saç ekimindeki birinci sıra dünyada iki Avrupa'daki birinci sıradaki o karizmamızı bitirmek üzereler. O insanların saçı çıkmadığı zaman ne yapıyorlar? Türkiye'ye yeterince karalıyorlar zaten her türlü platformda yurt dışında. Saç Şimdi ekimi. sırtta da saç ekimi. Ben gittim beni mağdur ettiler. Peki bu adam ama öyle bir profesyonel ki saç ekim firmaları ben şunu söylüyorum. Sakaldan ve göğüsten ekim yapabildiğinizi söylüyorsunuz ya. Niye İstanbul'daki hastayı ekmiyorsunuz? Çünkü yarın kapını çalacak. Çünkü burada adam. Aynen. Niye sen Fransa'daki vatandaşa bunu yapıyorsun? Çünkü biz daha gelemeyecek. Ya da diyecek ki lanet olsun ya harcadım para bir de uğraşamam ama İstanbul'daki kapını çalacak. Sen İstanbul'dakini söyleyemediğin yalanı Avrupa'dakine söyleme. O insanlar parayı sokakta toplamıyor. Memleketinden binlerce kilometre uzakta. Oradaki yaşam şartları buradan daha zor. Evet, özellikle Avrupa'da, Türkiye'den Avrupa'dakilerin biraz daha farklı görüyorlar, farklı düşünüyorlar herhalde. Ama her konuda öyle olmadı mı? Yani işte. eskiden turizmde, inşaatta, finansta bütün Avrupa'daki insanları dolandırmadılar mı? Yani yazık değil mi, günah değil mi? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. İşte ama bir de şu var, Mete Bey. Az önce akıllı telefondan bahsettim ya. Yani teknoloji gelişmiş, Allah akıl fikir vermiş. Telefon akıllı telefonla kullanıcının da biraz akıllı olması gerekmiyor mu? Yani ya O da doğru. şimdi Tedbiri de almak gerekiyor. Bir yandan da tedbirli olmak gerekiyor. Hani her şeye de inanmamak, iyice araştırmak. Sonuçta bir demin bahsettiniz organ nakli. Hani bir sağlık olayı bu. İyice araştırmak gerekiyor. Hızlı karar vermemek gerekiyor. dolayı ne verim oldu ne kanser oldu. Ya adam bana mesela diyor ki 15 yıldır kelim. Benim bir rakamım var diyor ki pahalı. Ya diyorum ki bana ektirme. Ama sen merdiven altılara gitme. Bu işin 3 bin 4 bin lira maliyeti olamaz. Yani kellikten ölmezsin sonuçta. Kellikten ölmezsin. Paranı biriktir 1 yıl sonra 2 yıl sonra belki benden daha iyisi vardır. Git ona git. Ama bunun bir maliyeti var. Yani benim birim başına sadece bir hastanın yani bana gelen bir danışanın saç ekimiyle alakalı bir yıllık süreçteki toplam bir kişinin bana kişi başı maliyeti 5000 lira. Mete Bey, 5000 lira. Bana maliyeti 5000 lira olan bir saç ekimine adam 3000 lira fiyat veriyor ya saç ekimi firması. Ya arkadaş nereden kısıyorsun? Neresinden çalıyorsun? Yani ben onu anlamış değilim. Ben ona nasıl bir fiyat veriyorlar? İşin içerisinde nasıl çıkıyorlar? Ben onu çözemedim. Çözemedim hiç. Ama şu var. Araştırma kısmında o akıllı telefonu kullanırken biraz tüketicinin kendisinin akıllı olması lazım. Bana diyorlar ki işte falan firmanın işte before after yani önce sonrası fotoğrafına aldandım.
Ya kardeşim, kimse yoğurdum ekşi der mi? Kimse kendi Evet. sayfasına kötü bir fotoğraf koyar mı? Kesinlikle. Koymaz. Kesinlikle. Bu Yani reklam vitrin mühendisliği sonuçta. diye bir sektör var. 4 yıl adam vitrin mühendisliği okuyor. 4 yıl okuyor. Niye? Bir mağazanın vitrininin dizaynını yapmak için 4 yıl eğitim görüyor. Evet. Çünkü o dizayn, oradaki renk, oradaki dekor seni mağazanın içerisine sokuyor. Aynısı sosyal medya sayfasına, internet sayfasına. Ben söylüyorum, diyorum ki saç ekimi konusunda araştırma yaparken şunlara dikkat edin. Bir firmanın sayfasında siz before after'ı yani önce sonrasını gördüğünüzde oradaki kişinin telefon numarasını isteyin. Eğer firma size o numarayı veremiyorsa o firmadan uzak durun. Ben de istediği fotoğrafın numarasını istesinler. Ben hemen veririm. Çünkü benim kimseden gizli saklım yok ki Allah'tan şahsi benim Kesinlikle. adımı kulda nasıl saklayayım? Arasın adamı iki şık söyler. Ya der ki Güven Baba'ya ektir ya da der ki ondan uzak dur. C şıkkı yok. Kesinlikle. Bunu Aynen. niye yapmıyorsunuz? Ya ben mesela kendi sayfamda saç ekimiyle alakalı doğru bilinen yanlışlar diye bir video serisi çalışmam vardı. Ya başlarken dedim ki ya herhalde 4 seride kalırız. Ya bu kadar yoktur. Ya Yoktur. 198 tane video çektim be. 198. 198 çeşit Tabii. insanı kandırma yöntemi varmış. Var. Oo. Ama diğer taraftan bakıyorsun halen kandırılmaya müsaitler. Halen adamı kandırıyorlar. Yani ya işte orada markanın ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Markanın anlamının ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani markanın anlamında çok duyurması, firmanın ismini çok duyurması değil. Size verdiği hizmette, geri dönüşünde, müşteri tepkisi, işin arkasında mı, işine sahip çıkıyor mu, sizin mağduriyetinizi giderebiliyor mu, adresi değişmiş mi, numarası değişmiş mi, Evet. logosu değişmiş mi? Bunlara bir bakın diyorum, yok. Ama bizi tercih edenler de, ben şimdi yani deli dumrul gibi ortalığa çıkıp sağa sola saldırmıyorum belki ama ben sadece kendi hastalarımın saçlarının iyi olmasıyla alakalı mücadele ediyorum. Ki bunda da 2019 yılında kendime saç ekimi yapıldıktan sonra da zaten ben artık onu da ispatladım. Yani size hiç mütevazı olmayacağım saç ekimi konusunda. Kesinlikle. Güven Baba olarak gerçekten şu an yani ben bile duydum, hiç saç şu anda çok fazla problemim yok. Ben bile duyduysam şu anda bayağı şeydir. Sorularımız var. Konuklarımızdan gelen sorular da var ama önce ben konuyu toparlamak istiyorum. Genel hatlarıyla saç ekimi yapılırken kökler enseden olur dedik. Evet. Graft kavramı dedik. Ağrı, ağrı sızı yaşanır mı? Bu süreci bir konuşabilir miyiz? Saç ekim Tamam. süreci nasıl gerçekleşiyor? Nereden başlıyor? Şimdi rezervasyon yapıldı saç ekimiyle alakalı. Evet. Hastamız hastaneye geldi. Biz ona kan tahlili yapıyoruz. Yani genel kan taramasının içerisinde bir kere az önce ifade ettiğim gibi hepatit B, C, HIV virüsü var mı yok buna bakıyoruz. Daha sonra lokal anesteziye bir alerjisi var mı? Yani verilecek olan anesteziye bir alerjisi var mı? Yani Başka bir her türlü hastalık var mı? operasyonda gerçi aynı şey yapılıyor, değil mi? Tabii. Alerji testi. Daha sonra işte alın çizgisini çiziyoruz. Onu da biraz detaylı anlatayım size istersen ama şu acı var mı kısmına bir hızlı bir geçiş yapayım. Sonra diğer kısmı anlatayım. Ya diş çekimindeki morfin vardır ya. Diş çekerken bir morfin vuruluyor. Evet. Biz de ense bölgesini uyuşturuyoruz. Ense bölgesini. Çünkü kök alınan bölgeye uyuşturma Lokal uyguluyoruz. anestezi yapıyorsunuz, değil mi? Genel bir anestezi değil Yok, yani. genel bir anestezi değil. Lokal bir anestezi yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de de yeni bir sistemde genel anestezi yapan bir iki tane firma var. Onların da bilmiyorum nasıl bir şey yapıyorlar. Yani 8 saat boyunca hastayı uyutuyorlar. Reklamda da şöyle bir şey diyorlar. İşte acı çekmeyin, şöyle yapmayın. Hayır. O da yanlış. O 199. videomda onu çekeceğim herhalde bu hafta. Çünkü şöyle bir şey vardır. Lokal anestezi yapılmasındaki sebep şudur. Ense bölgesine kök alacağım. Vücudun genelinin bayılmasına gerek yok. Birinci, ikinci, üçüncü iğnede hafif sızılama vardır. Hafif sızı vardır. İğnenin, o da ucu çok incedir bizim iğnelerimizin. Uyuşulan bölgeyi takip ettiğimiz için tabii orada da bizim ekibin içerisinde anestezi mezunu şey vardır, hocamız vardır. Hocamlar. Nereye, hangi sinirlere nasıl araya girip lokali yapacağını bildiği için üçüncü, dördüncü iğneden sonra uyuşulan bölge takip edilerek lokal anestezi yapılır ve uyuştuğu andan itibaren ne ekim anında, ne ekim gecesi, ne ertesi gün başka bir acı sızı yok.
Öyle bir Ertesi gün. acısızlık oldu. Ertesi gün ya da ekim anında herhangi bir ağrısızlığı yok. Hiçbir ağrısızlığı yok. Ertesi gün zaten biz pansumanı yapıyoruz. Bir sonraki günde birinci yıkamasını yaparak hastamızı yolcu ediyoruz. Birinci yıkama Bakın o. türlü ifade değil. Şimdi genel anestezi niye verilmez? Tecrübeme istinaden söylüyorum. Evet. Çünkü biz hastayla o 8 saat boyunca sürüyor. Yani 6 ile 8 saat sürüyor saç ekimi operasyonu ama bu 8 saat boyunca sırt üstü yatmıyorsunuz. Yani bunun kahve molası var, çay molası var, ihtiyaç molası var, yemek molası var. Kesinlikle. Önce sadece 1 saat böyle yüz üstü yatıyorsunuz buradaki lokal ve kökleri aldıktan sonra daha sonra sizi böyle sedyeye oturtuyoruz. Yatmak yok. Yatmak yok. Oturur pozisyonda başlıyoruz bu tarafa kanal açmak ve saç ekimi yapmak. Biz sizinle aynı paralelde konuşmamız gerekiyor. Çünkü sizin o andaki vücudunuzun genel dinamik duruşu oradaki kanamayı da etkiler, oradaki adrenalin de etkiler ve sizin o canlı oluşunuz, damarlarınızdaki kanın sürekli geziyor oluşu da Evet. saç köklerinin hemen hızlı bir şekilde kanla buluşmasını sağlar. Yani ben sizi 8 saat uyuttuğum zaman 9. saat nasıl uyandıracağım onu da çok bilmiyorum. Yani yoğun bakımlık bir iş o. Onu da nasıl riske girip de yapıyorlar Türkiye'de ben onu da anlamış değilim. Anlamak da istemiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Saç ekiminde herhangi bir öyle başınızı taşlara vuracak, yok gece başı ağrıyormuş, ertesi gün beyninde bir şey oluyormuş falan. Bunların hepsi saç ekimini Kişiler yaptırmamış, hiç tarafından. saç ekiminde etrafındaki kimse de saç ekiminde bir operasyon geçmemiş. Dedikodu meraklısı kişilerin ürettiği bir şey. Onun dışında saç ekimi yapan bir kişi can şu anda size yazsın desin ki ama Güven Hoca şöyle diyor da benim başım böyle ağrıdı, Evet. şöyle yaptı diyemez. Öyle bir şey yok çünkü. Peki o süreçte sürecin sonunda nasıl yatacağız? Saçımızın üstünde yatamıyoruz herhalde, değil mi? Şimdi şöyle, biz ense bölgesinden kökleri aldığımız gün bu bölgeye bir tampon koyuyoruz. Evet. Çünkü hem de Kapanıyor serum zaten. vermiş oluyoruz zaten ense bölgesine. Ya acısızısı yok saç ekimin ama bir 10 günlük yatış pozisyon alakalı sıkıntısı var. Yani sırt üstü yatmanız gerekiyor. Yatış, anladım. Kabuklar alana kadar süreçte. Çünkü birinci gece zaten buradaki enseden serumlar akıyor kendiliğinden. Ertesi gün zaten biraz daha akmış oluyor. Üçüncü gün biraz daha akıyor. Dördüncü gün artık serumla işimiz bitmiş oluyor. Orada her türlü yani hem bu bölgeye kanal açarken yardımcı olması, alım yaparken yardımcı olması için vermiş olduğumuz serum akıyor zaten. Anladım. Akıntı oluyor yani. İkinci, tabii akıntı oluyor. İkinci gün, üçüncü günden sonra biraz daha rahatlamış oluyorsunuz. Dördüncü, beşinci günden sonra biraz daha rahatsınız. Onuncu gün kabukları alındıktan sonra dile diz gibi yatabilirsiniz, dile diz gibi şapka takabilirsiniz, dile diz gibi sosyal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ondan sonra da herhangi bir probleminiz yok. Süreç bu şekilde. Peki bu süreç ne kadar devam ediyor? Daha sonrası için operasyon sonrası bakım ne kadar sürüyor? Ne yapmamız Şimdi gerekiyor? ben şunu söyleyeyim. Saç ekiminde şunu ben anlatayım, sizin dediğiniz soruya gelin. Bakın 5 tane mühendislik çalışmasının olması gerekiyor. Bunun iyi bir sonuç alınmasını istiyorsanız. Az önce dedim ya ben size. Ense bölgesinden kök alımının iyi yapılması gerekiyor. Yapacak olan uzmanın kökten iyi anlaması gerekiyor. Bu bir ziraat mühendisi çalışması. İki, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi çalışması. Toprak analizi. Bunda da deri analizidir. Sizin saç derinizin kaç milimde kanal açılacak ki bu saç kökleri yere ekilecek olan kökler kanla buluşsun. Bunu çok iyi bilinmesi gerekiyor. Çok iyi bilinmesi gerekiyor. Üçüncüsü iyi bir inşaat mühendisi olması gerekiyor. Açılacak olan kanallara verilecek olan açılar çok önemli. Eski saç önünüzde uygun bir şekilde kanal açılması gerekiyor ki ekilen kökler hızlı bir şekilde kanla beslensin, iyi beslensin ve çıkarken de bu kanallar yani eski saç önünüze uygun kanallarla daha hızlı, daha güzel, doğal bir sonuç olsun. Kullandığınız cihazlar çok önemli. Hem ense bölgesindeki dokuda iz bırakmamanız gerekiyor, Evet, hem kesinlikle. de alın yani kanal açtığınız bölgedeki şeyde yandaki saça da zarar vermeden kanal açmanız gerekiyor. Beşinci çalışma ise iyi bir mimar olmanız gerekiyor. Alın çizgisi. Yani burun, kaş, göz ve buradaki kırışıklıklara uygun bir şekilde aritmetik ortalaması alarak alın çizgisi yapılması gerekiyor. Çünkü orijinal bir saç ekiminde şunlardır sonuçta. Bir,
karşıdan bakıldığında ekildiği belli olmaması gerekiyor. Kesinlikle. İki, Sonuçta ekilen saç köklerinin tamamının çıkmış olması gerekiyor. Üç, eski saçlara zarar verilmemiş olması gerekiyor. Dört, ense bölgesinde kök talım izi kalmamış olması gerekiyor. Şimdi saçlar ekildi. İlk 10 günden sonra kabuk alınma yapıldı. Sonra şok dökülme dediğimiz bir şey var. Yani ekilen saç telleri henüz beslenmeye başlamadığı için bu 3 ay içerisinde tam oturuyor kılcal damar bağlantıları. Üzerindeki saç kökünü saç teliyle birlikte aldığımız için bu tel kendiliğinden kopuyor. Buna evet. Şok dökülme deniyor. 3. aydan sonra yani saç ekim tarihinden 3 ay sonra saçlar, saç telleri çıkmaya başlıyor. Ön bölge 6 ayla 1 yıl içerisinde, tepe bölgede 1 ile 1,5 yıl içerisinde oluşumu tamamlıyor. Evet. Tabii bu kısımda şu var. Bir kere saç ekimi yaptırdıktan sonra saçın dökülmesine sebep olan vücudunuzdaki kanın genel azalışı. Bir kere kan oranınızı artırmanız gerekiyor. Evet. İki, besin olarak mı, ilaçlar mı kullanmamız gerekiyor? Hayır, bitkiler. Yani normal beslenerek. Ben çok öyle ilacı öneren bir şey değilim, uzman değilim. Yani ben o konuda çok şeyimdir. Yani bitkisel. Daha doğrusu normal ya bir insanın vücudu için ne gerekiyorsa. Yani ne gerekiyorsa. Ya şimdi Google'a yazdığınız zaman veya bir hocaya sorun, doktora diyecek ki ya şimdi, su içmek iyi. %85 vücudu sudan oluşuyor. Evet. Beni %95'i sudan oluşuyor. Şimdi başınız ağrıdığı zaman siz su içerseniz baş ağrınızı geçer. Ama her ağrıda gidip ilaç alırsanız ilaca bağımlı olursunuz. Her evet. ağrınızda gidip antibiyotik alırsanız vücudun genel yapısını bozarsınız. Bakın ben şunu söylüyorum. Ben bunları kendi hastalarımı ve kendi de deneyerek anket yaptım. Günde 2-3 litre su içmesi gerekiyor saç ekimi yaptıran hastanın. Bu bir. İkincisi kan yapıcı gıdalar. Yani ben siyah kuru üzüm pekmezi yedim, siyah kuru üzüm yedim, badem, fındık, ceviz. Şimdi günde 2-3 litre su içtiğiniz zaman böbrekleriniz çok iyi çalışır. Böbrekleriniz çok iyi çalıştığınızda vücudunuzdaki kanı çok iyi temizler. Böbrek üstü bezlerinize vücuttaki bütün hormonları böbrek üstü bezleriniz evet. sağlar. Ve böbrekler çok iyi çalışıyor. Kanınızı çok iyi temizledik. Vücudunuzdaki kan artırıcı gıdaları da verdik. Her sabah bir yumurta yiyeceksiniz. Protein açısından çok iyidir. Balık ve kırmızı et ağırlıkla beslendiniz. Tamam. Kanı da yükledik. Şimdi bu kanın saç köklerine gitmesi lazım. Ne yapacağız? Günde 3-4 kilometre hızlı tempoda yürüyüş yaptırıyorum. Yürüyüş mesela önemli. Namaz kılan hastalarımda saç çıkma oranı %99. Ama gayet orijinal Müslümanlarda, sıcak suyla abdest alanlarda değil. Soğuk suyla abdest alınma aşamasında yapılan şeye bakın. Yani abdest alırken bütün kılcal damarların ve atar damarların olduğu yerleri abdest aldığınız kısımda baş olmak üzere her tarafı aktive etmiş oluyorsunuz. Daha sonra da secde hareketi sırasında en güzel baskı böyle yapıyorsunuz. Adam namaz kılmıyorsa o zaman yürüyüş yap. Ben hiçbir vakit bulamıyorum, yürüyüşe de vaktim yok. O zaman asansöre çıkma, merdivenine çık. Yani o saçların iyi çıkması için. Yani sonra, mutlaka hareket gerekiyor, spor gerekiyor en kötü ihtimal. Kılcal damarların sürekli aktive olması gerekiyor. Aslında saç ekimi bahane 10 yıl sonra, 20 yıl sonra başına gelebilecek olan bir hastalıktan koruyoruz. İnsanlar farkında değil. Evet. Çünkü az önce evet. saç ekiminden sonra şunları yaparsanız iyi çıkar dediğim kısımlar vücudun genel organları için de lazım. Yani, kesinlikle. Zaten şimdi, mesela su, insanın normal bir insanın zaten günde 2 litre yakın bir su içmesi gerekiyor. Evet, sağlıklı yaşamak için. Şey bizim millet yanlış biliyor. Mesela elimde su var sürekli içiyorum. Ben hala abarttım yani hala 3-4 litre içiyorum. Diyor ki ya ben işte çay içiyorum. Tamam bak çay da var burada. Çayım da var. Şimdi şöyle bir şey. Şu suyun içerisine bir damla çay dökün. Bir damla çay dökün. Mide bunu artık besin maddesi olarak algılıyor, su olarak algılamıyor. Hmm. Besin maddesi olarak algıladığı zaman mide onun su kısmını direkt bağırsaklara gönderiyor. Hiç hücrelere sokmuyor. Çünkü daha doğrusu şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlayacak izleyicilerimiz. Şimdi yazın ortasında hararet bastı, çok susadınız değil mi? Evet. Kaç bardak su içebilirsiniz Mete Bey? 3 maksimum yani 3. Üçtür herhalde. Üçüncü bardakta da sanki su buradan taşacakmış gibi. Aynen. Doğru mu? Peki 10 bardak kola içiyorsun. Belki 15 bardak limonata içebilirsin. Niye aynı bardak içerisindeki 10 bardak limonatayı içerken üçüncü bardaktan sonra su içemiyoruz? Çünkü beynin ona gönderdiği, mideye gönderdiği enerjide
3 bardak su o şey var o anda midenin ihtiyacı. Bu Ama gıda ihtiyaç. olarak mideyi doldurabildiğin kadar. Ne demek İstediğim. istediğimi anlatabildim mi? Anladım, O anladım. der. Ya ben çok çay içiyorum, çok kola içiyorum da veya meyve suları içiyorum da su içmiyorum. Hayır, Hayır, sen o daha kendini farklı bir şey. mahvediyorsun. Su içeceksin. Saç kökleri için gerekli olan oksijenin en güzel alınabilecek olduğu kısım da buradaki H2O'nun O'su. Evet. Yani en güzel oksijen suyun içinde var. Saf oksijen. Evet, Kesinlikle, sorularınız varsa alayım. kesinlikle. Sorulara geçeceğiz. Canlı yayında gelen soruları da birazdan soracağım. Ama önce şeyi göstermek istiyorum. Sizin değişim sürecinizi. Evet. Nereden nereye geldi? Bu Güven Baba, namı değer Güven Baba, Güven Arifoğlu'nun değişim süreci. Kendi terzi, kendi söküğünü dikmiş. Evet, o iki deyimi de tarihin kanalın sayfalarına gömdük. Evet. Kendi sütümüzü diktik ve öbürü neydi? Kelin Gelin gelmiş ilacı zaman olsa kapı çalmış. Onu da gerçekleştirdik. kesinlikle. Hani gerçekten değişim süreci çok farklı, çok fazla. Çok Ya bir de fazla. şu var. Saç ekiminden 3 ay sonra saçlar çıkmaya başlar dedim ya. 3. ayından sonra her ay farklı tarak kullandım. Çünkü tarak kullanırsanız ne oluyor? İnsanlar şeyi de yanlış biliyorlar. Mesela saçları sıfıra kazıtmanız saçları çok iyi çıkarttığını zannediyorlar. Hayır. Yine bir deyimden yola çıkarak şunu söylüyorum. O doğru değil Vücudunuzda mi? bir Onu tarak. ben de duymuştum. Hatta bir sefer Ya kazıtmıştım bile. Doğru değil mi? Boşuna mı kazıtmışız? boşuna kazıtmışsın. Niye biliyor musun? Küçükken. Çünkü saç teli ne kadar uzun olursa onun beslenmesi için deriden kanı o kadar çekecek. Yani kökler kanı o kadar çekecek. Çünkü sen kısa tuttuğun zaman onu tembelleştireceksin kökü. Saç teli ne kadar uzunsa o kadar fazla kan çekmeye başlayacak. Yani bu şeye benziyor. 1 metrelik ağaçla 10 metrelik ağacın topraktan alma su kapasitesi farklıdır. 1 metrelik ağaç 1 metre kadar alır, 10 metrelik Anladım. ağaç daha basınçlı alır Anladım. yukarı doğru çekmesi için. Yani bu da bunun gibi. Tarak kullanmamdaki sebep de şu, kullandırmamdaki sebep. Bir kere vermiş olduğum yönde saçı zorlarsanız taramaya, o saç oraya doğru gitmeye başlayacak. Yön almaya başlayacak ve aşağıdan daha fazla kan çekmeye başlayacak. Ve böylelikle daha dolgun, daha kemikli, daha canlı saçınız olmuş olacak. Ve yıkama şekli. Hastaların en büyük, saç ekimi hastalarının en büyük yaptığı hata. Saçları ektirdikten sonra halen korkarak yıkıyorlar Mete Bey. Ben de şunu söylüyorum, bakın canlı yayında bizi izleyen milyonlara diyorum ki saç ektirdikten 20 gün sonra, yani bugün saç ektirdim 20 gün geçti. 21. günden itibaren şu parmaklama yapmadığınız halde, yani şu hareket dışında, yani parmakla kaşıma dışında saçınızı zımparalasanız saç kökleri bir şey yapamazsınız. Bastırarak mümkün olduğunca yıkayın. Mümkün olduğunca bastırarak yıkayın. Ve genel anlamda kadını erkeğin de saç yıkaması ile ilgili bilinen bir yanlış da şu, sıcak suyla saç yıkıyorlar. Özellikle kadınlar. Saç vücudunuzun boğazdan aşağıda kısmını kaynar suda yıkayın. Beni ilgilendirmez. Ama saçlarınızı ılık suda yıkamanız gerekiyor. Soğuğa yakın ılık su. Soğuğa yakın Çünkü olacak. saçlarınızı tahriş eder sıcak su. Anladım. Sıkıntılı bir durum. Özellikle kış aylarında bayağı sıkıntılı. Yazın Ya olabilir kış de. aylarında böyle, yani ılık suyla yıkarsın ama kaynar suyla yıkamayacaksın. 20. günden ise saç ektirmiş olan kişi ne kadar fazla bastırırsa onun 2-3 tane faydası var. Biri, şimdi biz Türkiye'nin değil dünyanın en iyi kanalını açtık. Kanınız da çok iyi beslendi, sporu da yaptınız, saç köklerinizi iyi beslendi, saç telleri gelmeye başladı 3. aydan sonra. Evet. Şimdi vücudun kafasının, yani kafa derisinin ürettiği işte kepektir, dışarıdaki tozdur gibi gibi şeyler, o saç kanalları kapandı. Bu aşağıdaki zavallı saç teli yukarı nasıl çıkacak? O yüzden iyi bastırarak yıkayacaksınız ve oradaki saç gözeneklerini sürekli açacaksınız. Açtığınız zaman faydaları nelerdir? Bir, aşağıdaki saç teli sağa sola yatmadan güzel bir şekilde çıkar. İki, dışarıdan oksijen alacağı için saç kökü o derideki kan akışı sürekli kızarmış olur. 3. Bastırarak yıkadığınızda saç derinizdeki kılcal damarları sürekli aktive etmiş olursunuz ve oraya kan gelir. Kan geldiği zaman da oradaki saç kökleri çok iyi beslenir ve ortaya güzel bir sonuç çıkmış olur. Gayet güzel, gayet güzel anlattınız. Biz de problemi olmayanlar için de faydalı bir bilgi oldu. Birkaç soru var, onları isterseniz geçeyim, geçelim.
Tamam. Ekilen saçlar tekrar dökülme ihtimali var mı? Böyle bir soru gelmiş. Şöyle, saç ense bölgesindeki saç dokusunun genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip. Evet. Yani omurilikten gelen sinirler buradan beyin bölgesine geçtiği için bu kısmına yaradan yazın sıcağa karşı, kışın da soğuğa karşı korusun diye bu bölgeye dökülmeme özelliği vermiş. Ki enseden kelleşen kimse gördünüz mü? Göremezsiniz. Evet. O yüzden o bölgenin genetik olarak dökülmeme özelliği var. Daha doğrusu saç köklerinin ölmeme özelliği var. Özellikle Nakil oradan yapıldıktan alıyorsunuz. sonra, o saç telleri mevsimsel geçişlerde dökülecektir. Ama yeniden Hayır. çıkacaktır. Yani kellik olmayacak bir daha. Ama ara kısımlarda dökülme olur. Yani saç, ekilen saç dökülmez diye bir şey yok. Ekilen saç da dökülür. Ama kök ölmez. Saç kökü ölmeyeceği için yerine yenisi çıkacak. Yani bir daha kellik olmayacak sizde. Anladım. Umarım benim için dökülmez de. Çünkü bu dedi başta söylemişti ki erkeklerin tek aksesuarı hatta bayanların da en önemli aksesuarı diyebiliriz. En çok Valla üzerinde dur. kullandığınız şampuana çok dikkat edeceksiniz. İçerisinde SLS, paraben, silikon, tuz içeren şampuanlardan uzak duracaksınız. Ya reklamlarda şöyle bir şey diyor şampuan reklamında. Kadın diyor ki işte X şampuanı kullandım. Saçlarım daha kaba, daha parıltılı ışıl diyor. Ya ablacığım içerisinde silikon var. Silikon onu parlatıyor. Sen neyin kafasını yaşıkta alıyorsun? Ya da saç çok iyi köpürüyor. Köpürün içerisinde SLS var. Yani deterjanların içerisinde köpürmesine sebep olan ana kimyasal madde şampuan içerisine de koymuş adam. Saçın iyi Yani. köpürüyor. Köpürmek demek iyi işlemi yapması gerekiyor. Sabun köpürüyor ama eskiden insanlar sabunla saçlarını yıkıyorlardı, saçları dökülmüyor. Yani o yüzden yani saçınızın ya pH değeri 5,5 de yazar değil mi şampuan üzerinde? Kimse bilmiyor ne demek olduğunu. pH ne demek hakikaten? pH değeri 5,5. Şimdi cildin pH değeri 7. Saç derisinin pH değeri 5,5. Yağlanma oranı. Saç derisinin yağlanma oranı. Şimdi bazen insanların saçları çok yağlanır. pH değeri yukarıda. Az kuru olur, az yağlanır. pH değeri 5,5'in altında. Genelde dünyada içerisinde sıfır kimyasal olan tek şampuan, onu da kimse koymaya cesaret edememiş. Hangi din, dil, ırk da olsa idam ederler. Çocuk şampuanı. Çocuk Evet. şampuanı içerisinde hiçbir kimyasal koyamazsın. Çünkü bebek üzerinde Yasak zaten, aynen. yasak. Şimdi ama bazıları mesela bebek şampuanıyla saçlarını yıkarlar, kurutur. Çünkü pH değeri 5,5'in altında. 5,5'i sabitleyecek olan şampuanlar kullanmak zorundasınız. Yani aslında saç derinizin hafif yağlı olmasında fayda var. Çünkü vücut ürettiği hiçbir yani eğer saç deriniz bir yağ üretiyorsa bırakın o bir gün kafanızda kalsın. Saç derinizi beslesin. Her gün saçınızı yıkamayın. Orijinal olarak iyi bir saç sahibi olmak istiyorsanız ve ölene kadar saçlarınızı korumak istiyorsanız saçlarınızı 2 günde bir yıkayın şampuanla. Az önce bahsettiğim 5,5 pH değeri O değeri korumak üstünde için. saç olmayan şampuanlarla. Bir gün şampuanla, ertesi gün ille de ben yıkamadan yapamam diyorsanız da boş suyla yıkayın. Ilık boş suyla. Gayet güzel. Şimdi bir soru daha var. Gerçi soruları devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar hepsini cevaplayacağız. Ücret sorulmuş ama hani ben şöyle sorayım. Ücret neye göre belirleniyor? Nasıl belirleniyor? Ücret Saç yani ekimi ücreti. benim ücretim şöyle. Burada ücreti vermemde bir sakınca var mı bilmiyorum. Benim için yok. Sizin için de yoksa Benim için verebilirsiniz. ya ben hep şunu söylüyorum. Mesela en nefret ettiğim şeydir. Kendi sayfalarımda bile diğer saç ekim sayfalarına bakıyorum. Adam ücret soruyor diyor ki özelden atılmıştır. Yani neye özelden Evet. atıyor? Ücretim neyse odur. Benim ücretim sabit. Yani euro veya dolar veya Türk parası fark etmiyor. Sabit. Çünkü Fransa'da yaşıyorsa da, Almanya'da yaşıyorsa da havalimanı indiği andan itibaren İstanbul hastasıyla aynı benim için. Yani benim tek seans Evet. maksimum 5500 köke kadar ekebiliyorum tek seansta. 2 veya 3 gece konaklaması, TRP'si, losyonu, şampuanı, ilaçları, havalimanı, otel ve hastane arası transferleri hepsi dahil 14 bin lira benim fiyatım. TL olarak 14.000 TL. TL olarak yani bu euro olarak kaç euro yapıyor onu bilmiyorum.
Onun hesabını. Para olarak ne yapıyor onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim bakın. Ücrette 14 bin lira. Bazen şunu soruyorlar bana. Ya benim bir arkadaşım fotoğraf attı. Siz ona 14 bin lira işte 1500 euro fiyat vermişsiniz. Evet. Benim saçım o kadar açık değil. Şimdi ben de diyorum ki ikiniz aynı anda kuaföre gidin. Oturun sandalyeye. Eğer saçı çok açık olan adamdan 10 euro senden 50 euro alıyorsa O ben zaman. size fiyat olarak alış şey yapayım, ayarlama yapayım. Veya Türkiye'ye gelirken Türk Hava Yolları'na gidin havalimanına deyin ki biz 40 kişi İstanbul'a gideceğiz. Bize biraz indirim yapar mısın dediğin zaman Türk Hava Yolları sana diyecek ki ya 40 Maalesef. bunun 40'ü de İstanbul'a gidiyor. İndirim yapmayacak. Onu çok Yani iyi biliyoruz. Herhangi bir indirim yapmıyor. Bayağı yapmaz. sıkıntı çekiyoruz o Şu var. konuda. Bir kök de olsa 5000 kök de ekilse ameliyathane, kullanılan medikal malzeme, kullanılan saf malzeme, Evet. oradaki girecek olan hekim arkadaşlar, hemşire arkadaşlar, operasyondaki bütün masraf aynı. Yani ben A kişisini ekime aldığım zaman ona bir kök ekiyorsam öbürüne 5000 kök ekiyorsam benim masrafım aynı. O yüzden hani biz Anladım. ya köke göre fiyat verenler var. Ona çok ben gülüyorum ya. Ya şimdi biz işin içinde olmayanlar aslında ilk aklımıza gelen o köke göre fiyat verilir diye düşünüyorduk ama öyle değilmiş meğerse. Değil. Yani ben de sabit. Başkalarına köke göre fiyat veriyorlar ama ben onu Verenler yanlış var. buluyorum. Var Ben onu diyorsun. yanlış buluyorum. Evet. Gökhan Sibel Eslem Akçam. Biraz uzun bir isim. Saç ektirmek için illa komple tepenin dökülmesi mi gerekiyor? Soru bu. Ya şimdi şöyle, yaş çok önemli. Yani eğer yaşı çok gençse ön hatta ön hat bölgesinde bir dökülme varsa dedim ya tercihi kendisinin yani tepe bölgesi açılmadıysa yaşı da gençse tepe bölgesi açılmaya müsaittir. Daha doğrusu ekim yapmadığım kısımdan ben sorumlu değilim. İleride tekrar bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra açılabilir. Bakın orada çok noktalı virgül veya 3 nokta kullanıyorum. Nokta kullanmıyorum. Açılabilir, açılmaya da bilir. Ama ben bu uyarıyı baştan yapıyorum. Yani ön hatta ektik. Tepe bölgesini öyle sormuş galiba. Tepe bölgesini açılmasını beklemek zorundayız Yani diye. onun beklemi illa tepenin dökülmesi mi gerekiyor? Önceden de Yapmayın. yaptıramaz mıyız gibi. Yaşınız eğer 30, 32, 35 yaşındaysa tepe artık dökülmeyecek anlamına gelir. O zaman açıklık olan kısmı kapattırabilirsiniz. Ama 22, 25 yaşındaysanız, 27 yaşındaysanız tepe muhakkak tam dökülmesi de seyrekleşecektir. Eğer bir 10 yıl sonra bir seans ektirmeyi daha göze alacaksanız ektirin derim. Ama eğer ya ben bir de uğraşmam derseniz o zaman komple dökülmesini bekleyin derim ben. Yani belli bir şeyden sonra mutlaka belli bir yaşa kadar mutlaka dökülme ihtimali var. Var. Yani o tamamen hastanın tercihine kalmış. Yani ben böyle yapmak istemiyorum. Ama Ben gerekirse ileride tekrar yaptırabilirim derse. ben ya şöyle bak hem etik açıdan hem ticari açıdan hem Allah katından ben bu uyarıda bulunmak zorundayım. Yani ben bu uyarıda Evet. bulunmazsam 10 yıl sonra tekrar bir seans gerektirecek. Sonra da diyecek ki ya işte bana olan güveni gidecek. Yani o güven baba imajını ben çizemem. O yüzden ben seçeneği baştan koyuyorum. Diyorum ki durum bu. Kabul edersen hizmet veririm, etmezsen bekle. Ama hiç kimse benim kadar dürüst bir şekilde uyarmaz. O babanın güven isminin peşine baba kısmının gelmesindeki sebep de o zaten. Babanın Anadolu'da bir algısı vardır. Anladım. Doğrucu, dürüst, gerçekçi, koruyucu, kollayıcı. Kesinlikle. Şimdi o saç ekimi piyasasında Türkiye'de güven baba imajının olmasındaki çıkmasındaki sebep de o. Avrupa'daki yaşayan Türkler için de geçerli. Bakın Osmanlı'nın en büyük en güçlü padişahı Kanuni Sultan Süleyman. En çok toprak Osmanlı'yı en çok büyüten padişah. Benim de sakallarım biraz ona benziyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Viyana'ya kadar girdi. Viyana'ya yaramadan ben Avrupa'nın tamamına saç ektim. Viyana'nın belki %90'ı Güven Baba saç ekti. Ama bu Güven Baba niye bu oldu? Çünkü ha Sivas'ta yaşamış, ha Artvin'de yaşamış, ha Hakkari'de yaşamış, ha Danimarka'da, ha Fransa'da, ha Hollanda'da. Fark etmiyor. İnsan insandır. Yani Türkiye'de yalan söylemeyeceksin,
Fransız'a da söylemeyeceksin, İspanyol'a da söylemeyeceksin, İtalyan'a da söylemeyeceksin. Çünkü herkesin Kesinlikle. kendince bir anne baban Kesinlikle. evladı, hangi dinde, hangi dilde olursa olsun. Yani bir de şu vardı, bakın Mete Bey. Ticari olarak ben şu kısma bakarım. Mutlu olan bir hasta, otomatikten 10 hasta getirir size. Sizin hiç uğraşmanıza gerek yok. Kesinlikle. Ama her yerde böyledir, bütün sektörlerde. Mutsuz olan bir hasta, otomatikten 50 hastanın size gelmesine engel olur. 40 zarardasınız. Ne gereği var? Evet. Ne gereği var? Yani ya niye? Bakın ben son 3 yıldır sıfır reklamsız, sağda solda sosyal medya reklamı girmiyorum. Kızdım bu merdiven altıcılar. Çünkü Facebook'ta oturup şey anlaşması yapamıyorsun. Benim kalibrem bu, bana bunu yap, ona onu yap değil. 3 yıldır Güven Baba saç ekimi 10 numara işler yapıyor. Tıka basa yerlerim dolu. Bak pandemi olmasına rağmen saç ekimi yapıyorum. Ve hepsi referansı hastam. Onu ekmişim dayısını göndermiş. Onu ekmişim yeğenini göndermiş. Onu ekmişim babasını ekmişiz kardeşini göndermiş gibi gibi. Çok şükür yani. Gayet güzel. Zaten bu şekilde yapmasak Avrupa'daki Türkler olarak hani biz Türkiye ile çalışırken de çok fazla tam kelimeyi şöyle söyleyeyim hani sömürüldüğümüz alanlar oluyor ve bazı güvensizlikler zaten yaşadık. Hani özellikle Türkiye'deki firmalar da ha bunlarda euro var. Bunlara böyle yapabiliriz, şunu kazanabiliriz. Hani o tarz davranışlarda bulunmaları gerçekten de hem bizi hem kendilerine kaybettiriyor. Hep beraber kazanabiliriz. Biz buradakiler özellikle euro olan parayla euroları avantajlı bir şekilde değerlendirip oradakiler de avantajlı bir kazanç sağlayabilir. Hani özellikle ben Türkiye'deki işletmecilere çok dikkat etmelerini istiyorum bu konuda. Bu arada Güven Bey'in saçlarını görünce inan ben de heveslendim. Dursun kısa. Daha önceki halini bildiğimden şu anki saçlarını görünce şaşırmış durumdayım diyor. Gerçekten daha önceki haliyle çok farklı. Özellikle resimlerde görünce insan inanamıyor. Dursun kısaya selamımı söyle. Kendisi dinliyor şu daha anda. Önceki saç Satabey'e benziyor. Onu bilir, ne demek istedim. Daha önceki saç Satabey'e benziyor. Doğrudur. Doğrudur. Bir soru daha var. Saçlar için en iyi bakım nedir? Yani şampuan konusunda bitkisel özlü şampuanlar. İçerisinde kimyasal olmayan. Yani kimyasal özellikle. SLS, tuz, paraben, silikon. Bunlar olmayan. Ya bu şampuan dışında bakım olarak böyle mesela bir zeytinyağının bir faydası var mı? Zeytinyağı çok çok duydum ben. Böyle koca karı şey gibi duruyor ama. Yani ben şey olarak bilmiyorum. Kendi hastalarım ve kendim de hiç denemedim ama mesela ben şunu çok rahatlıkla önereyim. İngiltere'den bir İran kökenli Azeri hastaydı. İngiltere'de yaşıyor. Çok İki uluslu bir hastaymış. Ekim yapmıştık biz ona. Önce alnından tepe yaptık. Tepe bölgesine hiç dokunmadık. Ya bana fotoğraf atıyor. Dedim herhalde ters atıyor bu fotoğrafı. Tepe bölgesinde bir saç çıkmaya başladı. Dedim ki ya biz sana tepeye saç ektirdik. Ne yaptın? Kokonat yağı sürdüm dedim. Hindistan cevizi yağı. Yedirmiş kafasına. Mesela Hindistan cevizi yağının saç köklerini besleme ve onları ölmemiş olan. Ya burada ne nerede var biliyor musun? Bak burada asıl şey şu. Ölmemiş olan saç köklerini canlandırma etkisi olan bazı şeyler var. Yani zeytinyağı. Evet. İşte Hindistan cevizi ya ama ölmüş olan bir saç kökünü Allah rahmet eylesin artık yapacak bir şey yok saç ekimi dışında. Yani piyasada bazı saç çıkartırım diyen ürünler var. Evet o tarz ürünler mesela. Var. Ben şunu söyleyeyim. Tıbbi açıdan, teknik açıdan o tür ürünler Türkiye'de şimdi ismini söylemeyeyim canlı yayında. Bir firma bir yılda 784 milyon TL para kazandı 8 ayda. Dedi ki saç çıkartır. Ben de video çektim. Dedim ki çıkartmaz. Racon kesiyorum dedim. Eğer bir ağaç komple kurumuş toprağından yani dallarına kadar komple kurumuş olan bir ağacın dibine gidin 10 bin tanker su dökün. Hafif çimlenme görün yapraklarında 7 sülalenize bedava saç ekeceğim. Olmaz. O iş bitmiş. Ona az önce bahsettiğiniz normlarda doğal, sık,
işin uzmanı tarafından yapılacak olan saç ekimi olması lazım. Evet. Eğer saç kökleriniz örmediyse, bunu ben fotoğrafınıza bakarak bilemem. Yani bu dermatoloji işi. Ama saç kökleriniz örmediyse, onları tekrar canlandırma, aktive etme, az önce bahsettiğim şampuanlarla yıkama, onları hafif canlandırma etkisi var. Şimdi bu az önce 700 küsür milyon lira kazanan firma, hasta bana dedi ki ya ben bunu kullandım. Dedim işe yaramayacak ya, işte falan berber arkadaş kullandı. Bir fotoğraf attı, bir tarafta kel, bir tarafta saç var. Saç var gibi duruyor ama kıl. Kıl. Şimdi bak, saç derisinin birinci katmanında ayva tüyü dediğimiz koruyucu kıllar var. Vücuttaki kıllarla aynıdır bu. Tam kel olan bir adamın kafasını elinizi gezdirin, onları da görürsünüz. Yani ellerinize dokunursunuz. Vardır, evet. Doğru. Ha, bu derinin koruma tüyüdür. Şimdi birinci katmandaki bu tüyleri canlandırma etkisi var bu tür ilaçların. Ama kıllandırır, başka hiçbir şey yapmaz. Ve bıraktığınız andan itibaren, yani bu tür şampuanları, losyonları bıraktığınız andan itibaren de eski saçlarınızda da musallat olduğu için onları da hızlı bir şekilde döktürme özelliği var. Artı bu birinci katmandaki yağımsı tabakadaki kılcal damarları aktive etmeyle evet. alakalı içerisinde tansiyon ilacı var. Yani ben şunu söyledim. Saç köklerinizi ölmüşse saç ektirirsiniz, başka çareniz yok. Bu tür ürünlerde 40 yaş üstünde tansiyon problemi yaşarsınız. Erkeklik hormonunun saç köklerine zarar verici bir boyutu da var. Az önce söylemeyi unuttum. Evet. Bunda tıp ben niye böyle yapıyor o da bulunmuş değil. Yani erkeklerde erkeklik hormonunun gidip saç köküne musallat oluyor. Nasıl bir gıcıklığı var onu bilmiyoruz. Bulamıyorlar. Artık ne çektiyse. Ama bu ürünün içerisinde erkeklik hormonunu azaltarak, zayıflatarak, tembelleştirerek de saç dökümü çıkartmasına, yani o kılların canlanmasına izin verdiriyor. Bu ürünleri kullandığınız takdirde ya tansiyon hastası olacaksınız ya da cinsel performans eksikliği yaşayacaksınız. Ya ben bunları da söylüyorum hastalarıma, danışanlarıma. Ya dinleyen dinliyordur, dinlemeyen gidip kullanıyordur ama o ürünler hakkında video çektim. O 198 videodan birisiydi, numarasını hatırlamıyorum. 3 ay sonra pat 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 WhatsApp'ımdan yazmaya başladılar. Ya baba bunda da mı haklı çıktın diye. Gene mi haklı çıktın? Yani siz evet. önermiyorsunuz. Ben de bakın, çok... Mete Bey, geçen sene pandemi başladığında 13 Mart 2020 yılında ben bir video çektim. Dedim ki Güven Baba'dan saç ektiren ve Güven Baba'nın dediklerinin dışına çıkmayan beslenme, spor, yani 3 litre su içmesi, kan yapıcı gıdalar tüketmesi, spor yapması, masaj yapması gibi gibilerde balık, evet. her sabah bir yumurta balık yemesinin koronavirüsten korkmayın dedim. Kıyamet koptu. Ya ne demek istiyorsun, sen işte nasıl karışıyorsun, nereden biliyorsun falan. Bir tane benim dediğimin dışına, buna ben de dahil, benim dediğimin dışına çıkmayan, benim saç ektiğim hasta geçen bir yıllık süreçte pozitif vaka çıkmadı. Yani Covid-19'u yanından bile geçmedi. Niye? Çünkü bu bahsettiklerimizin tamamı vücudun genel bağışıklığını yükseltmeyle alakalı. Kesinlikle. Zaten korona bağışıklığa saldıran bir virüs. Bağışıklığınız da güçlüyse şey yapabiliyoruz, rahat rahat geçirebiliyoruz. Son bir sorumuz daha var. Daha sonra toparlayalım isterseniz. Saç ektirmenin bir riski var mıdır diyor. İnsanlar saç ektirmeden korkuyorlar. Hani sonuçta dediğimiz gibi bir operasyon. Bunun riski var mıdır? Ya yani vardır mutlaka. Ne boyuttadır? Ben şimdi aslında onu öğrenmek istiyorum. Saç ekiminin merdiven altı bir firmaya uzman olmayan, tecrübeli olmayan, çok fazla hasta yapmış olmayan, el yatkınlığı olmayan, doğuştan gelen bir yeteneği olmayan evet. kişilere kendinizi emanet ederseniz riskleri şöyle sıralarım. Bir, size bulaşıcı hastalıklarla ilgili doğru dürüst test yapmamışlardır, size bulaştırırlar. Veya kendilerine bulaşır. İki, yüksek tansiyon hastasınızdır, siz bilmiyorsunuzdur. Şeker oranınız yüksektir, siz bilmiyorsunuzdur. Hastanede değil, normalde apartman katında saç ekimi yaptırırsınız. Verilen lokal anestezilerden dolayı tansiyonunuzu zıplatır, şekerinizi zıplatır, felç olma durumunuz olur. Üç, kalple ilgili bir sıkıntınız vardır, siz bilmiyorsunuzdur. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsunuzdur, bunu hekime söylememişsinizdir. Hekim anında verilen bütün
ilaçlardan veya antibiyotiklerden dolayı kalp krizi geçirme riskinizi tetikler. Ya ben bunu korkutmak için söylemiyorum. Evet. Ama en basit bir apandisit ameliyatında bile hastayı öldüren hekim vardır, yeni mezundur. Yeni mezunlar da kötüdür anlamına söylemiyorum. Bakın, biz öyle bir hassas işle uğraşıyoruz ki kullandığımız her cümlenin karşılığı şeyi var, yükümlülüğü var. Ama ben şunu söylüyorum. Tecrübesi olan, referansı olan, konuya hakimiyeti olan hekimlere gidin, güvenin, teslim olun, yapın. Ama onun dışında fantazi peşinde, fantazi isimlerde, vay böyleydi, vay şöyle isimdi, şuradan amuda kaldırıp ekiyor, buradan böyle yapıyor, ben hiç git, yani neredeyse yakında internetten bağlanıp ekiyorlar diyecekler. Ya, yani öyle bir metot geliştirdi. Yani o, şaşırmam. Bundan birkaç sene sonra yani, şaşırmam. O yüzden, ama bunun dışında vücudun yani doğru yapıldığı takdirde A'dan Z'ye doğru uzman, doğru ekip, doğru hastane, doğru uygulama, ekimden sonraki süreç, doğru takibi yapıldığı zaman vücudun genel sağlığı açısından faydaları var. Bir, sinüzit ve migren gibi hastalıklarınız varsa geçiyor. Çünkü bu bölgenin bütün kan akışı yeniden düzenleniyor. İki, göz alın kısmınız ve göz altlarındaki kısımlarınızın tamamı gençleşiyor otomatikle. Çünkü bu bölgedeki kan akışı yeniden hızlanıyor. Zaten en büyük şey de psikolojisi yerinize geliyor. Şimdi benim şeyleri gösterdiniz mi? Öncesi sonrası var. Onları geçtik. Tekrar gönderelim. Şimdi şurada görüyorsunuz herhalde. Peki, bir de ben kendimle çok dalga geçiyorum. Yani bazen şey diyorum, geçmişle intikam. Geçen de hastam birisi yazmış, diyor ki işte bu piyasada bir Müslüm Baba var, bir de Güven Baba var. Güven Baba'ya saç ektirdikten bir yıl sonra yıllar utansın diye şarkı söylersin. Yani kellik eski hallerine diye. Şimdi benim gerçekten bir eski halime bak, bir şu andaki şeyimize bak. Yani evet, çok farklı şu an ekranda. Saç ekiminde konuya hakimim, o konuda mütevazi olmayacağım. Hem operasyon öncesi, hem operasyon anı, hem operasyondaki süreci doğru yönetmeyle alakalı şekil ağda da gözüküyor zaten. Yani daha fazla anlatmama da gerek yok. Yani bu süreçle ilgili aslında şunu sormadık. Süreçle ilgili insanlar saç çektirmeye karar verdi. Ne yapabilir? Öncelikle ne yapıyorsunuz? Size mesaj mı göndermesi gerekiyor? Ben Avrupa'dan direkt atlayıp gelmek istemiyorum örneğin. Şimdi bana fotoğraf gönderecek. Evet. Saçının orta ense kısmını. Önce bir açıklık olan kısma bakacağım. Sonra döner kısma, yani kök olan kısmı. Bakalım malzeme ne kadar. Sonra bir seans mı, iki seans mı olacağına karar vereceğiz. Yani ücretsiz şekilde, ücretsiz bir şekilde, hani şu anda mesela aklında öyle bir şey varsa, hani kontrol amaçlı gönderebilirler değil mi? Ya bana kontrol amaçlı da gönderebilirler. Yarın öbür gün başka bir yerde saç ektirdikleri zaman bile fotoğrafları bana göndersinler, ben takip ederim. Bakın öyle de bir şey var. O da Türkiye'de ilktir. Belki şu anda güzel. Yanlış hatırlamıyorsam belki 50-60 tane hasta öyle takip ediyorum. Ben ekmemişim. Herkese ben ekeceğim diye bir şey yok Mete Bey. Böyle bir şey olsa zaten Fransa'dan saç ekimi düşünen bir vatandaşa ben buradan özel jetimi gönderir getirtirim. Kesinlikle değil mi? Güzel olurdu aslında. Ben bana ulaşan hastaya ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ben size doğru bilgileri veririm, gerçek bilgileri veririm. Olabileceği anlatırım. Ekimi başka bir yerde de yaptırabilirsiniz. Adam Antep'te oturuyor. Diyor ki ya ben İstanbul'a gelmeyeyim, Antep'te yaptırsın. Öbürü diyor ki Trabzon'da yaptırsın. Herkese, her ulaşan kişiye sen hizmet vermek zorunda değilsin ki. Ama sana ulaştı diye ona cevap vermek zorundasın. Evet. Öyle hastalarım var ki adam bana telefon açıyor ya, daha geçen hafta bir 15 gün, 15-20 gün oluyor. Diyor ki ya ben işte Diyarbakır'dan arıyorum. Benim amcaoğlu sizde ekim yaptırmamış ama siz takip etmişsiniz. Saçlarını size borçlu. O ekim yaptıran yerine Allah bilmem ne yapsın. Ben size geleceğim. Şimdi bakın gene aslında para kazanmak açısından odaklı iş yapmış oluyoruz. Yani ya bir şey tabii ki. 5 dakikamı ayırdım. Adam bana fotoğraf attı, rezervasyon yaptırdı. Uçak biletini bize attıktan sonra geri kalan kısmı bizde. Bu kadar basit. Geri gün, yani bukla kalma süresi bir gün iki gece. Üçüncü günden sonra, yani ben ilk ikamasını yapıp gönderdikten sonra ne iş yapıyorsa yapsın, gitsin normal bir şekilde çalışmaya devam etsin. Evet. Böyle yatmalı bir şey değil yani, süreç değil bu. Yani yatmıyoruz. Operasyondan hemen sonra zaten işimize devam edebiliyoruz değil mi? Bak bugün ekim yaptım diyelim. Bu gece buradasınız. Ya da bu gece geldiniz. Evet. Yarın ekim yaptım. Yarın gece kalıyorsunuz. Bir sonraki gün ben pansumanızı yapıyorum.
bir sonraki gün sabah yıkamanızı yapayım, öğlen uçağıyla Fransa'ya dönün, işinize başlayın. Çok güzel. Yani şu anda çok şükür dediğim gibi benim öyle bir problemim yok ama olursa en azından gönderirim. Değerlendirirsiniz. Bu bizi dinleyen arkadaşlar da bu konuda şikayeti olan arkadaşlar varsa iletişim numaralarını yorum kısmına bırakacağız canlı yayından hemen sonra. Oradan da ulaşabilirsiniz. İsterseniz bir telefon numarası verebilirsiniz. Size ulaşmak isteyen. Bana 7 gün 24 saat diledikleri zaman. Evet. Sohbet etmek amaçlı bilgi. İlle de biz ekmeyelim. Onu söyleyeyim. İlle de ben Güven Baba ekecek diye bir durum yok. Arayın. Ben size gerçekleri anlatayım. Canınız nereye istiyorsa oraya ektin. Ha beni tercih edene en iyisini yapıyorum. O da zaten hastalarımın fotoğraflarını da görmüşsünüzdür. Artı 90 533 155 10 08. Artı 90 533 155 10 08 telefon numaram, WhatsApp attım. Dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Sonu 08 olmasaki sebep de zaten diğerleri olmaz. Olalım. Artvinli olduğumuzu göstermek içindir. Kesinlikle. Zaten birçok Artvinli de öyle bir şey vardır. Çok teşekkür edelim. Çok teşekkür ederiz sizlere. Konuğumuz olduğunuz insanlara bilgiler verdik. Zaman zaman benzer yayınlar gene yapalım. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Son olarak ben şunu söyleyeyim. Buyurun. Estetik operasyonlarının bazıları. Yani mesela burunla ilgili bir estetik operasyonu yaptıracaksınız. Burun içerisinde işte et vardır, kemik vardır, burun kırılmıştır, nefes alıp vermenizi zorlaştırıyordur. Bunun acelesi var. Bunun acelesi var. Göğüsle alakalı bir sıkıntı vardır. Bunun acelesi var. Liposuction yani şeyle ilgili yağ aldırmayla ilgili bunun acelesi var. Ama saç hekiminin ne olur iyi araştırın. Bir acelesi yok. Henüz ölen olmadı kanser veya verem olarak. Bir acelesi yok. Tamam psikolojisiniz sıkıntıdadır ama iyi araştırın çünkü tekrarı yok. Acele etmeyin diyorsunuz. İyice araştırın. Onu da daha sonra yapalım diyorsunuz İmada, gerekirse. Öncesi sonrası fotoğrafların numaralarını isteyin. O numaranın kişi, o fotoğrafa ait olan kişilerle canlı görüşün. Numarayı da yanlış numara verirler. Ali diye birisi numarası verirler. Ben Ali diye görüşür o numara olmasına rağmen onu geç. Ama before after'ı görmüş olduğunuz, önce sonrasını görmüş olduğunuz fotoğrafın numarasını istedikten sonra canlı görüşün. Aynı kişi mi? Ona sorun. Ona göre 10 kere düşünün, bir kere karar verin. Çünkü evet. Sizi saç ekim konusunda vezir de ederler, rezil de ederler. Ha, güven babanız, güven kardeşiniz olarak beni tercih edenlere de bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da 10 numara saç ekimi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Son olarak ben de size çok teşekkür ediyorum. Bir sloganla bitirmek istiyorum. Tabii. Kendi saçım için yaptıklarım, beni tercih edenlerin saçı için yapacaklarım da teminatıdır. Teminatıdır. Bakın o uygulaması burada diyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Biz de inanıyoruz. Öncelikle bizi yayınımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen herkese. Daha sonra size çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Birazdan numaralarını da paylaşacağız yorum kısmında. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar.